Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ın yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok her zamanki gibi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sad suresinin açılımına devam ediyorduk. Son olarak da Eyüp peygamberimiz ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Son olarak da 46. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu Eyüp peygamberle devam etti Cenab-ı Hak. 3 tane örnek vermişti değil mi? Davut, evet. Süleyman ve Eyüp peygamber. Süleyman peygamberle Eyüp peygamber de biliyorsunuz şeytanı ön plana çıkardı, bir şeytan olayını. Ve onları da biz burada açıkladık. Yani milletin hayalindeki, yani halk kültüründeki şeytan olmadığını açıklamıştık. Şimdi evet, milletin burada konuya girerken şunu hatırlatacağım. Biliyorsunuz şeytan Süleyman peygambere musallat olmuş, Eyüp peygambere musallat olmuş. Onlarla işte olanı gideni anlattık. Şimdi halk kültüründeki şeytan olsa o şeytanlar şimdi ne iş yapar? Nerede ne yaparlar? Emekli olmuş oluyorlar. Tamam artık emekli olmuşlar. Demek ki işe yaramaz hale gelmişler falan filan. Şimdi millet bunları düşünsün. O gün tabii, şeytan böyle insanlara, iyi insanlara musallat oluyorsa şimdi neredeler? Niye şey yapmıyorlar falan? Bunları da düşünsünler. Evet. Yine öz olarak Resulullah motive edilmeye devam ediyor. Ve ne geldi? Güç ve öngörü sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Şimdi burada biraz daha geriye gitti. 3 örnek daha verdi. Ha bak, şimdi burada 3 tane örnek verdi ve bunlar biliyorsunuz Davud'dan önce, Süleyman'dan önce. Evet. Ki insanlar. Onları da hatırla. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Bunları da hatırında tut. Bunlarla ilgili geniş bilgi de ileride gelecek. Ama şurada çok öz olarak Cenab-ı Hak 46 ve 47. ayetlerde çok öz bir şey bize bilgi veriyor. Şüphesiz biz onları, evet, yurt düşüncesi, özgür vatan hasreti saflığıyla saflaştırdık, arı ruh hale getirdik. Ve şüphesiz onlar yanımızda seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. Burada İbrahim, İshak ve Yakup. Şimdi İbrahim, oğlu İshak, İshak'ın oğlu da Yakup. Yani burada dede torun arası, İshak'ı da şey yapmak üzere burada bir zincir kurdu, onları da evet, şey yapacaksın. Ha, bunlar da çile çekti. Biz onları diyor saflaştırdık. Vatan hasretiyle saflaştırdık. Zikret dar.
yurt düşüncesiyle saflaştırdık. Saflaştırma biliyorsunuz, şöyle anlatayım. Kur'an literatüründe, Kur'an'da üç tane sözcükle ifade ediliyor. Birincisi fitne. Fetenna sözcüğüyle. Daha öncekileri ateşe attık diyordu. Evet. Onları bahsetmişti fitne sözcüğüyle. Bazı ayetlerde belevna, belalandırdık diye ifade edilir. Bir de bunların sonucundaki sözcük, yani bu fitneden, beladan sonraki mertebe ahlasna, halis olma. Yani saflaştırma, altın, halis altın deriz ya. Evet. Aynı altın gibi saf hale getirdik demek bu ahlasna. Buradaki ayetteki de şey, arı duru hale getirme. Buradaki ahlasna sözcüğüyle yani ifade ediyor. Bu adamlar da, yani İbrahim peygamber, İshak, Yakup da çeşitli çileler, çeşitli sıkıntılar çekerek, belalar içinde yüzerek, feleğin çemberinden geçerek tecrübeli, bilgili, bilgi halinde geldiler, saflaştılar. Evet. Ve bunların da bizim yanımızda çok büyük bir yeri vardır diyor. Şimdi bazıları, bazı araştırmacılar veyahut da bazı yazarlar bu zikrettar, dar ev demek. Yurt dar anlamda, geniş anlamda da yurt demek. Zikir anmak demek, hatırda tutmak, yurt düşüncesi. Yurt düşüncesi. Bunu herkes, çoğu bunlar efendim kendini ahirete vermişti de hep ahiret düşünerek böyle bu şeyi yapmıştı falan gibi çevirmeye kalkarlar. Hayır, işin özü bunlar da hayat mücadeleleri verirken bir bağımsız yurtlar olsun, bağımsız devletler olsun, orada istedikleri gibi dinlerini yaşasınlar. Evet, ama çok arzu ediyorlardı da ama ulaşamıyorlardı. Öyle bir nasip olmamıştı bunlara. Bağımsız bir devletleri olmamıştı. Bağımsız bir yurtları olmamıştı. Çünkü bağımsız yurt olmadığı zaman bir yerde ilticacı olursan veyahut da orada zimmi olursan, onların kurallarına göre hayat yaşarsan dinini onların izin verdiği ölçüde yaşayabilirsin. İzin verdiklerini sana yaşatmazlar. Onun için Hac suresi 39-41'de Cenab-ı Hak biz onlara Mekken nakum diyor, onlara temkin, yani özgür bir vatan, yerleşim nasip ettiğimiz zaman Allah'a yardımcı olabileceklerini, yani Allah'ın dinini o zaman tas tamam yardımcı yaşadıkları gibi başkalarının da yaşamasına vesile olacak ölçüde güce sahip olacaklarını anlatır. İşte özgür vatan, özgür bağımsız bir ülkenin şeyi buradan geçer. Evet. Onlar bunlarla yandı, tutuştu diyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz onlar yanımızda seçilmiş en hayırlı kimselerdir. Evet, bu muhteremleri de Cenab-ı Hak dediğim gibi diğer insanlar arasından seçerek bunlara görev vermiş. Onlar da görevlerini hakkıyla güzel bir şekilde yapmışlar ki onlar da böyle bir övgüye mazhar olmuşlar. Evet. Devam ediyor şimdi yine örnek. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifli Dağ'ın hepsi de hayırlı kimselerdendir. Evet, yukarıda İshak'ı bahsetmişti. Burada aynı kategoriye İsmail'i soktu, Elyasa'yı soktu, Zülkifli de soktu. Yine ibret alınacak, örnek alınacak insanlardır bunlar. Hepsi de hayırlı kimselerdir diye Cenab-ı Hak bunların da bize bir bilgisini verdi. Şimdi burada tabii İbrahim biliyoruz, İsmail, İshak bunlar çok meşhur biliyoruz tabii. Da şimdi bunlarla ilgili ayrıntılar da inşallah ileride özellikle hani medeni surelerde, ahkam ayetlerinde, evet, hüküm ayetlerinde, hikmet konularıyla ilgili bunların adları çok geçecek. Tafsilatlı orada, evet. Evet, şimdi çünkü onlar bu yurtlarında artık hikmete ermişler, kanun düstur uygulamaya başlamışlar Allah'tan, evet, aldıklarını. İşte onlar orada onlar ayrıntısı gelecek. Burada sadece adlarını verdi, hayırlı kimseler olduklarını bildirdi Cenab-ı Hak. Şimdi Elyasa, şöyle bir bilgi vereyim. Elyasa, bunu pek duymuyoruz. Biri burada, diğeri de Enam suresi 86'da olmak üzere Kur'an'da iki kez geçmekte. Her iki ayette de başka peygamberlerle böyle zincir yapılırken yer almış.
Şimdi bunun kimliğiyle ilgili şöyle, İsrailoğullarının büyük peygamberlerinden biridir. Hakkında Kitab-ı Mukaddes'in 2. Krallar 2 ila 13 bölümlerinde oldukça ayrıntılı anlatılar mevcut olan ve Yahudilerin Elişa dedikleri bu peygamber, Ürdün Nehri'nin sahil kenarında Abel Mehalloh denilen bir beldenin sakinlerinden olup İlyas peygamberin Şam ve Filistin'e tebliğde bulunmak üzere gittiğinde yerine bıraktığı kişidir. Bu, dediğim gibi, bu adamlarla ilgili tarih bilgisi yine Kitab-ı Mukaddes kaynaklı. Kitab-ı Mukaddes'e göre bir gün Elyasa'nın köyünden geçen İlyas peygamber onu 12 çift öküzle arazisini sürerken görür ve abasını üzerine atar. Bunun üzerine Elyas'a tarlasını bırakır ve İlyas'ın yanında kalır. Allah İlyas'ı onların şeyine göre göğe alınca diye geçmişler. Yani o ölünce, öyle diyelim, onun görevini Elyas'a sürdürür. Yani bir yerde İlyas peygamberin halifesi mahiyetini görev yapmış birisi. Öyle. Kitab-ı Mukaddes'i görüyor. Şimdi Zülkifl ikinci şey. Zülkif ismi de yine biri burada, diğeri de Enbiya suresinde olmak üzere Kur'an'da ilk kez geçmekte. Zülkif sözcüğü nasip ve kısmet sahibi anlamına gelmekte olup, bu sözcükle ayette kastedilen o salih adamın ismi değil, lakabı olduğu anlaşılıyor. Fakat bu lakap burada o kişinin dünyevi zenginliğini değil, üstün şahsiyetini ve ahiretteki derecesini ifade etmektedir. Onunla ilgili de şöyle bir tarihi belgede yer alan şey var. Zülkifl'in kimliği ve milliyeti hakkında birçok farklı görüş ileri sürülmüştür. Onun Zekeriya, İlyas, Nuh'un oğlu Yeşu veya Elyas'a olduğunu söyleyenler olduğu gibi, Eyüp peygamberin kendinden sonra peygamber olan Bişir adındaki oğlu olduğunu da söyleyenler olmuştur. Allame Alusi ise Yahudiler onun İsrailoğullarının esareti sırasında, ki M.Ö. 597 peygamber tayin edilen ve vazifesini Havurırmağ yakınlarında bir bölgede yapan Hezekil olduğunu iddia ederler demiştir. Yani bunlar Hezekil. Tamamen zanlı şeyler. Tabii, tam bir bilgi yani yok. Şimdi bunlarla ilgili hani bilgiler muhbir-i sadıktan gelme değil. Evet. Yani bu yerleşiği, kimliği, kişiliğiyle ilgili bilgiler, yani muhbir-i sadık dedim, doğru haber kaynağı olan Allah'tan gelme bilgiler değil. Dediğim gibi Kitab-ı Mukaddes ve şeye dayanmış olan şeylerdir. İşte burada özetleyecek olursak bu bölümü, Cenab-ı Hak burada Davut'la, öyle mi? Evet. Süleyman'la, Eyüp'le, İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la, İsmail'le, öyle mi? Elyasa ve Zülkif'le peygamberimize onları örnek vererek, onların gösterdiği sabrı göstermek suretiyle görevini yapma için emirler vermiştir. Bu ayetleri indirmiştir. Destek oluyor. Öyleyse Resulullah vefat etti, gitti. Tamam mı? Şimdi geride Müslümanlar bu ayetlerden ne anlayacaklar? Bu kıssalardan ne anlayacaklar? Özellikle bu anlatılanların tabii masal olmadığını, bunların hep akıl sahipleri için, düşünme yeteneği için ibretler olduğu bilincine olacaklar. Öyleyse bu bölümün de güncel mesajını değerli izleyicilerimize takdim edelim. Buyurun. Ondan sonra da surenin kalan bölümlerini geçelim inşallah. İkinci Necm'in güncel mesajı. Evet. Evet. Şimdi şöyle hatırlatayım. Önce şu bir ayrıntıyı vereceğim. Buradaki emir, yani bu okuduğumuz bölümdeki muhatap kişiye özeldi hitap. Muhatap Resulullah'tı. Bakın bunu unutmayalım. Evet. Cenab-ı Hak orada isburu demiyordu. Yani sabredin diye kütleye emir vermiyordu. Burada kişiye, görevli olan peygamberine emir veriyordu. Evet. Bunları ona anlatıyordu. Öyle anlatayım ben size. Bunları kişiye özel mektuptu bunlar. Evet. Şimdi tabii ki herkes kişiye özel olsa da Resulullah, biz de ona uymak zorunda olduğumuzdan bu bizedir de. Tabii ki. Ama öncelikli olan birileri var. O birileri kim biliyor musun? Peygamberlik misyonunu yürüten, elinde Kur'an'ı alıp insanlara Kur'an'ı tanıtan,
Allah'ı tesbih eden, Allah'ı anlatmak için mücadele eden kişiler. Evet, çok güzel. Yani birinci muhatap onlar. Bu ayet onlara ne diyor? Evet. Önce onlar, sonra toplum. Anlıyorum. Önce dediğim gibi öncü, Kur'an'ı tanıtan, İslam'ı tanıtan, Kur'an'ı Kur'an'dan tanıtan, İslam'ı Kur'an'dan tanıtan insanlara verilen görev. Onun için hitabımız da onlara yapılıyor. Çok sağ olun. Ey Kur'an ile uyarı görevi yapan kullar! Siz onların dediklerine sabredin ve güçlerin sahibi kulumuz Davud'u hatırlayın. Siz de onun gibi olun. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik. Yapısal olarak insanların yararına kullanacak biçimde yarattık. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ı noksanlıklardan arındırırlardı. Kuşları da toplu olarak ona boyun eğdirmiştik. Davud'un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi ona döneceğiydi. Biz onun mülkünü de pekiştirdik ve ona yasayı ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdik. Size de Davud'a verdiğimiz ayrıcalıkları veririz. Siz gayretinizi sürdürünüz. Ve size şu davacıların haberi geldi mi, biliyor musunuz neler oldu? Bir zaman halk mihraba, Davud'un özel evine çıkıp varmışlardı. Davud'un yanına girdiklerinde o, onlardan korku vermişti. Ona, korkma, biz iki davacıyız. Bazımız bazımıza haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Birisi de dedi ki, işte bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi. Tartışmada beni yendi. Davud dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle o sana haksızlık etmiştir. Gerçekten de ortakların, bir toplulukta yaşayanların çoğu kesinlikle birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar kimseler haksızlık etmezler. Ama onlar da ne kadar azdır. Ve Davud, bizim kendisini bir takım sıkıntılarla imtihan ederek arı dur hale getirdiğimize, olgunlaştırdığımıza kesin kanaat getirdi ve anladı. Hemen Rabbinden bağışlanma diledi. Ortak koşmaktan uzak olarak yere kapandı ve döndü. Biz de onun için bunu bağışladık. Biz de onu bağışladık. İşte böyle. Şüphesiz yanımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Davud'un adaletli, bilgili davranışı karşısında halk, ey Davud, gerçekten biz seni bu yerde eski yöneticinin yerine yönetici yaptık. O halde insanlar arasında hak aracılığıyla haksızlık ve kargaşayı engelleyip adaleti sağla. Keyfe, arzuya uyma. O takdir de seni Allah'ın yolundan saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar hesap gününü umursamadıklarından kendileri için çok şiddetli bir azap vardır. İşte böyle. Davud kendisine lütfedilmiş bilgiler sayesinde itibar gördü. Halk ayağına vardı ve onu kendilerine yönetici yaptı. Ey Kur'an ile uyarıda bulunan kullar! Aynı şeyler sizin işinde niye olmasın ki? Davud'la ilgili bölüm böyle. Şimdi Süleyman'la ilgili bölüme geçiyoruz. Davud'a Süleyman'ı da vahşettik. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Bir zaman kendisine akşamüstü iyi cins ve rahvan atlar sunulmuştu. Ben mal, servet, çıkar sevgisini Rabbimin anılmasından dolayı sevdim. Sonunda onlar perdenin arkasına girdiler. Geri getirin onları bana dedi. Hemen onların bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı.
Andolsun ki biz Süleyman'ı da çeşitli badirelerden, sıkıntılardan geçirerek saflaştırmıştık, olgunlaştırmıştık. Ve tahtının üzerine bir ceset bırakmıştık. Sonra o döndü, ey Rabbim beni koru, bana maddi ve manevi pislik bulaştırma ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk hibe et, bağışla. Şüphesiz ki sen bol bol hibe edensin, bağışlayansın dedi. Bunun üzerine biz de onun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarı, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya vermeyip tut. Şüphesiz ki onun için yanımızda bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Gördüğünüz gibi Süleyman'ın idareciliğinde inişler çıkışlar oldu. Ama o Allah'a yönelmeden hiç sapmadı. Sizin de başınıza çeşitli sıkıntılar gelebilir. Siz de Süleyman gibi her fırsatta Allah'a yönelirseniz Allah sizi de bağışlar ve nice nimetlere kavuşturur. Ey Kur'an ile uyarıda bulunan kullar! Kulumuz Eyyub'u da hatırlayın. Bir düşünün hele. Bir zaman o Rabbine seslenmişti. Şeytan bana acı ve dert, tasa, sıkıntı dokundurdu. Hemen hızlıca yaya olarak oradan uzaklaş. İşte yıkanılacak bir yer, soğuk içecek. Ve biz ona ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve kavrama yeteneği olanlar için bir ibret olarak bahşettik. Ve eline bir tutam ot mesabesindeki sermayeni baharatçılık için nane, fesleğen, demeti al. Onunla hemen rızık aramak için sefere çık ve kararsız olma, doğrudan sapma, günah işleme. Gerçekten biz onu sabırlı biri olarak bulduk. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendir. Evet, Eyüp'ün hayatında da inişler çıkışlar oldu. O da kulluktan, bize yönelmekten hiç vazgeçmedi. Biz de onu ödüllendirdikçe ödüllendirdik. Ona kaybettiklerinin kat kat fazlasını verdik. Siz de Eyüp gibi olursanız, siz de kaybettiklerinizin kat katını ödül olarak alırsınız. Ey Kur'an ile uyarıda bulunan kullar! Güç ve öngörü sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u da hatırlayın. Şüphesiz biz onları yurt düşüncesi, özgür vatan hasreti saflığıyla saflaştırdık, arı ruh hale getirdik. Ve şüphesiz onlar yanımızda seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir. Siz de bunlar gibi sürgünler yiyip vatan hasreti çekerseniz sakın umutsuzluğa düşmeyin. Sizin de nezdimizde hayırlı kullar olduğunu bilin. Evet. İkinci Necm'in şeysi de güncel mesajlar, evet, bu şekilde. Evet, güncel mesajını da burada takdim çok etmiş olduk. Ederiz. Onu da değerli izleyicilerimize onu da belirtmiş olalım. Ve şimdi suredeki diğer ayetlerine... Üçüncü Necm'e geçiyoruz. Beş dakikamız kaldı. Ona göre bir şey yaparsak program... Tamam, işte bunun da beş dakikada... şimdi şöyle onu şöyle geçiştirelim o zaman. Ancak şeyini okuyabiliriz şimdi, belki. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Hı. Benim anlatacağım şey şu. Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'daki bu anlatımlar... masalvari bir anlatım değil. Değildir. Öyle hani eskiden Binbir Gece masalları vardı. Toplumda akşamları millet, evet, onlarla oyalanırdı. Sonra yine şeylerde destanlar devreye girdi. Yine köy odalarında şurada burada akşam olduğu zaman cenk şeyleri anlatılırdı. İşte Ali'nin cenkleri, bilmem, kahramanlık şeyleri. Daha sonra pehlivan tefrikaları falan filan devreye girdi. Pehlivanlar. Şimdi Müslümanlara da şimdi başka bir illet başlarını sardı. Televizyon dizileri. Maalesef. Tamam, televizyon dizileri. Şimdi Kur'an'daki anlatımlar işte ayetin birinde de vardı. Toplumda hep ibret alınma noktasıyla ilgili Allah onları ibret olarak anlattığını, verdiğini
bize lütfediyor. Şimdi kıssa dediğimiz zaman bunu hatırlayalım. Örnek alınacak şey demek. Kıssa, daha önce çok anlattık ve kıssa ne demek? Kıssanın yararları. Kıssa aynen tekrar olan, tekrar yaşanan bir olay demek. Yani kıssanın öz anlamı neydi? Makasın gidiş gelişi. Evet. Koyunu kırpacaksın, günü alacaksın ama oyun yeniden tekrar gelecek. Gelecek aynı şekilde. Aynı. Şimdi sakalı tıraş ediyoruz ya. Aynı şekilde. Sakalı atıyoruz, gitti zannediyoruz. Yenisi ama çıkıyor. Sakal yeniden geliyor. İşte kıssa bu. Orijinal. Giden yeni şimdi geldi. İbrahim peygamberi anlattı, Davud'u anlattı, Süleyman'ı anlattı, Eyüp'ü anlattı. Hmm. Eyüp tarihte kalmadı. Eyüp yine meydanda, Eyüp yine ortada. Evet, tamam mı? Aynen. Bu olayları, onların başına gelenler, inişli çıkışlı olaylar, hayat ticaretiyle, şuyla buyla veyahut da toplumun tepkileri, o günkü yapılan tepkiler yine Resulullah'a aynen yapılmıştı. Hatta şöyle bunu inceleyecek olursak Kur'an'da birebir göreceğiz. Hatta gördük de diyeyim. O kıssalardan şimdi Salih'in başına gelenler, Hud'un başına gelenler, Nuh'un başına gelenler var ya. Evet. Kur'an'da birebir Resulullah'ın yaşadıklarıdır. Aynısı. Şimdi Nuh'un yaşadıklarını, Hud'un yaşadıklarını, Salih'in yaşadıklarını Peygamberimizin yaşadığı olaylarla o ayetleri kaldırıp o ayetleri yerine koysan var ya hiçbir şey değişmez. Aynısı. Aynen tıpatıp onun aynısıdır. Öyleyse biz de burada şunu şey yapacağız. O mübareklerin başına gelen sıkıntılar, verdikleri mücadeleler dikkate alacağız. Biz de o mücadeleleri verirken aynı sıkıntıları çekeceğiz. Hazırlıklı yalana olmalıyız. Da, iftiraya da maruz kalacağız. Sıkıntıya da düşeceğiz. Veyahut da hayatımızda Eyüp peygamber gibi dediğim gibi ortağımızdan veyahut da yanlış bir adımdan dolayı ticaretimizde iflas da edeceğiz, çok zarara da şey yapacağız. Yılmak yok. Neydi? Bu şeylerin hepsinin ana konusu sabırdı. Sabır. Sabır. Sabırın özü neydi? Tekrar istersen ayette Ali İmran 146'yı tekrar hatırlatalım. Tabii. Mesajı yerinden verelim. Ali İmran 146'yı okuyalım. Evet. Evet. Oradaki üç özelliği kesinlikle hayatımızdan çıkarmayalım. Evet. O özelliği gerektiği zamanda topluca Asr suresindeki gibi işteş halde yaşamanın yoluna bakalım. Bakın sabır, sabrı da nasıl? İşteş. Evet. Sabrı da işteş İşteştik olarak halinde. Tamam. Neydi? İşteşli şey yaptığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın toplu terapi. Tamam mı? Terapi. Terapi şimdi öyle bir. Evet okuyalım şimdi ayeti. Şeyde bitiyorsa 146. O ayette programı kapatın. Tamam. Yani ara vereceğiz. İkinci devrimiz devam edecek. Arayı onunla kapatalım tamam. İşte. Teşekkür ederim. Kapatalım. Nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Tamam. Şimdi ben orayı bir açıklayayım. Hem peygamberler. Kimdi o peygamberler? İşte gördük. Davud. Tamam mı? Süleyman. Eyüp, İbrahim, tamam İshak, mı? İsmail. İshak, Yakup, İlyas, evet. İsmail, Zülkifl. İşte bunların hepsi var ya. Hepsi de. Ve sadece bu peygamberler değil. Onların beraberinde olan Allah erleri. Bunlarla Olay beraber bu. El birlik oldular. Peygamberleriyle, sahabeleri veyahut da arkadaşları hep birlikte ne yapmışlar? İşteşlik halinde. İşteşlik halinde, birlik halinde ne yapmışlar? Ya, şimdi o üç maddeyi okuyalım. Savaştılar. Sonra devam ediyoruz. Evet. Allah yolunda kendilerini isabet eden şeylerden gevşemediler. Evet. Zaafa düşmediler ve boyun eğmediler işte. Gevşemediler. Savaşırken bu mücadeleyi verirken evet gevşemeyeceksin, zaafa düşmeyeceksin, boyun eğmeyeceksin. Boyun üç tane unsur. Evet. Bu peygamberler de bu üç unsuru yapmış. Biz Müslümanlar da işte bu üç unsurla hayatımızı sürdüreceğiz. Evet. Allah sabredenlerle beraberdir. Doğru. Evet. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Evet, verelim. Ondan teşekkür sonra diğer. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali,
Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Sad suresinin ikinci necmini bitirmiştik. Şimdi üçüncü necme geçiyoruz. Yeni bir necim. Buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Yeni bir necme geçtik. Buyurduğun gibi. Ben önce necmin ayetlerini takdim edeyim. Ondan sonra açıklamalarını yaparız. Açıklamalarını tek tek yapacağız inşallah. İnşallah. Ve biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarında olanları boşuna oluşturmadık. Bu kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı şu kafirlerin, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden şu kişilerin bay haline. Yoksa iman eden ve de salihatı işleyenleri biz yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri din iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? Bu temiz akıl sahipleri onun ayetleri arka arkaya dizerek düşünsünler ve öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. İşte bu bir öğüttür, şereftir, hatırlatmadır. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kimseler için güzel bir dönüş yeri, İşlerinde yaslanarak birçok meyve içecekler istedikleri ve de yanlarında hepsi de aynı yaşta gözleri karşılarındakinden başkasını görmeyen hizmetçilerin bulunduğu, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. İşte bu hesap günü için size vaat edilendir. Hiç şüphesiz ki işte bu bizim rızkımızdır, ona hiç tükenmek yoktur. İşte şüphesiz azgınlar için de en kötü dönüş yeri kendisine yaslandıkları cehennem vardır. O ne kötü yataktır. İşte o kaynar su ve irindir. Artık onu tadıp dursunlar. Ve onun şeklinden çifter çifter diğerleri vardır. İşte bunlar da sizinle birlikte atılırcasına giren bir gruptur. Onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallandılar. Derler ki, hayır, asıl size merhaba, selam, sabah yok. Cehennemi önümüze siz getirdiniz. O ne kötü bir duraktır. Derler ki, Rabbimiz bizim önümüze bunu kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat arttır. Ve yine derler ki, kendilerini kötülüklerden saydığımız bir takım adamları niye göremiyoruz? Biz onları alaya almıştık, aşağılamıştık. Yoksa gözler onlardan mı kaydı? Şüphesiz ki bu, ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması gerçektir. De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Ve o bir tek ve kahredici göklerin, yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi,
çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. De ki, o Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar birbirleriyle tartışırken, benim en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgim yok idi. Ancak ben, evet ben apacık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor. Evet. Evet, burada işte gördüğümüz gibi yeni bir necime girdik. Burada evet. Ayrı bir konu ediliyor. Burada kıssa yok. Burada cennet ve cehennem sahneleri var. Şimdi uyarıya devam ediyor Cenab-ı Hak. Uyarının kaynağı insanların akılsızlığı, insanların düşüncesizliği. Hem bilgilendirme yönüyle, burada Allah uyarısını yapıyor. Tabii. Hem özendirme yönüyle, hem de korkutma yönüyle. Evet. Bakın 3 tane nitelik var burada. Şimdi burada ben değerli izleyicilerimize şu konuyu arz edeyim. Biz burada görüldüğü gibi, okuduğum gibi resmi mushaftan farklı bir şey takdim ettim. Evet. Burada biz daha önce hani 27, 28, 29. ayetleri atlamıştık. Daha önce atlamıştık. Şimdi 27, 28'i 29'a döndük ve 29'dan sonra da 49. ayetten başlayarak öyle mi? Evet. 70. ayete kadar geldik. Evet. 70'i de takdim ettik. İçinde kaldı. Evet. Şimdi biz burada açık söylüyorum. Mushaf'ı düzenleyen adamların teknik ve semantik yönünden hata yaptıklarını, evet. Yanlış dizdiklerini çoğu yerde olduğu gibi burada da ifade ediyoruz. Evet. Bu sadece benim şeyim değil. Bakın şimdi daha önceki bu işlere kafa yormuş başta Razi bunu okuyacak olurlarsa ayetler arasındaki münasebet diye bir bölüm açmış, tamam mı? Evet. Bu ayetler buna uydundu, bu uygundu, düzgün dizilmemişti, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye mızrağa, çuvara sıkıştırabilmek için, sığdırabilmek için 20 sayfa, 30 sayfa yani bir yazmışlar. Şey yapmıştır, evet. Savunma yapmıştır. Bulmuşlar. Yani kısacası ya bu adamlar bunu Kur'an'ın ayetlerini düzerken düzgün dizmemişler diyememişlerdir. Yani, tamam mı? Halbuki, bu cesareti gösterememişlerdir. Onun için bu kıssaları yani bu konu ettiğimiz Davut'tan bu yanaki bölümü bu şeylerde karışık şeyle okuduyanlar bu işlerden pek bir şey anlamaz. Evet. Onun için her pasajın kendi bütünlüğü için semantik açıdan ve teknik açıdan uygun bir şeklinin olması gerekiyordu. Ya ben bunu burada açıkça, açık yüreklilikle, temiz kalplilikle millete takdim etmiş olayım. Sağ olun efendim. Onu açıkça söyleyeyim. Davut evet. Peygamber ilgili bölümün içine konulmuş. Bu hiç anlaşılmıyor orada. Evet. Yani. Evet. Şimdi burada birinci ayette bildiğiniz gibi şeyi bahsedeyim, söyleyeyim. 27. ayette açıkça Cenab-ı Hak ne buyuruyordu? Biz gökyüzünü, yerleri öyle mi? Evet. Boş yere yaratmadık. Evet. Boş yere oyun olsun diye falan filan yaratmadık yani. Evet. Oyun şeyinde boşu boşuna amaçsız yaratmadık. Tabii ki. Şimdi insanoğlu hani şöyle arz edeyim burada. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa, buna mikroplar da dahil, yani gözümüzde görmediğimiz mikroplar da tabii. dahil olmak üzere, her varlığın bir yaratılış amacı vardır. Her şeyi Cenab-ı Hak hak ile yaratmıştır. Hak ile yaratmak neydi? Olması gerektiği için yaratmıştır. Bakın, olması gerektiği için yaratmıştır. Şimdi hak neydi? Bunu şey etmiyor, tamamen denklik demekti, birbirine evet. uyum demekti. Yaptığımız kapının sevesine tıpatıp uyuması, ne küçük kalacak rüzgar, fırtına, fare, mare, böcek girecek, ne de dışarıdan şey büyük gelecek. Yani kapının kapı çerçevesine tam uyumuna hak diyoruz, hak deniyor, tamam mı? Hak ettim, evet. Şimdi Allah bir böceği yarattıysa o lazım olduğu için yaratmıştır. Tabii. Bir mikrobu yarattıysa lazım olduğu için yaratmıştır. Bir koyunu, kuzuyu yarattıysa, bir fili yarattıysa, bir dinozoru yarattıysa vesaire falan bunların hep hak ile yaratmıştır.
Evet. Hiçbir şey boşu boşuna veyahut da anlamsız bir şekilde yaratılmamıştır. Hatta bunun şöyle çok esprili bir şeyi vardır. İşte vatandaşın bir tanesi ki hep tabii bu tip şeyler Bektaşi'ye fatura edilir de hani bir bazı böcekler vardır siyah. Bu genellikle tarımcılar bunu bilir. O hayvanların dışkısını yuvarlar, meşe gibi yapar, onu yuvasına götürür böyle. Yolda giderken işte o böceğin bir tanesi de dışkı, hayvan dışkısını yuvarlamış, top yapmış. Yavaş yavaş yuvarlayarak götürüyor. Şöyle bakmış bakmış da böyle, ey Allah'ım demiş, işin gücün yok muydu? Bunu niye yarattın falan demiş. Evet. Ve neticede gün olmuş, bir hastalığa tutulmuş. İşte tabipler o günkü şeyde demişler ki sen o böcekten 3 tane 5 tane günde yersen işte sen bunu kurtulursun. falan diye onu şey yapmışlar. Şimdi bunu derken de bunu niye olmuş bu böyle biliyor musun? Bir de bunun başı var bu hikayenin, bu fıkranın. Diyelim ki Bektaşi üzerinden gittiğimize göre Marmara Denizi olacak bu. Gemiye binmişler. Yolda giderlerken gemi fırtınaya yakalanmış. Alabora olma tehlikesi var. İşte hiç herkes dua ediyor. Allah'ım işte kurtlar bizi, şöyle yap böyle yap falan filan diye. Bu köşesine şey yapmış, boynunu bükmüş. Öyle sakin sakin duruyormuş. Demişler ki yahu sen bir de sen dua etsene bu Allah'a işte bizi kurtarsın falan filan. Yok yok demiş, ben onun işine karışmam. Tamam mı? Bir defa karıştığımda demiş başıma gelmedi kalmadı. Akıllanmış. Evet. Daha ne geldi başına falan deyince işte o hani dışkı ve o böcek olayını anlatmış. Ve evet böylece yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın zerreden küreye dediğim gibi canlı ya da cansız hiçbir şeyini tamam mı kesinlikle hiçbir şekilde Cenab-ı Hak boş yere yaratmamış. Hepsinin hikmeti var. Evet, evet, hepsinin bir hikmeti var. Onları hep ile yarattığını bildiriyor ve bunu da sadece bu ayette değil. Bakın değişik ayetlerde Mü'minin 115'te. Peki siz bizim sadece boş yere oluşturduğumuzu, yarattığımızı şüphesiz sizin yalnızca bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Orada da var aynı evet. şekilde ikaz. Evet. Duhan 38:40'ta ve biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Evet. Eğlence olsun demedik. Biz o ikisini sadece hak, gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz ki o ayırma günü onların hepsini buluşma yeridir. Kararlaştırılmış buluşma vaktidir. Evet, burada da hak ile yarattık diyor. Ve yerdekilerin, yeryüzündekilerin hepsini. Öyleyse burada insanlığa düşen bir şey daha var. Hani ekolojik dengeyi koruma, Allah'ın emanetlerini koruma açısından evet. Allah'ın yarattığı her varlığın varlığını, devamını, sürekliliğini sürdürmesi. Evet. Kesinlikle Allah'ın emanetlerine, o yarattığı varlıklara ihanet etmemesi. Yeryüzünde şimdi deniyor ki balık cinsinden, hayvan cinsinden, şundan bundan binlercesinin neslinin yok olma tehlikesi var. Evet. O tehlike, yani onun birinin eksilmesi demek yeryüzünden. Anlatabiliyor muyum? 1000 tane felaketin insanoğluna doğru gelmesi demek. Ve bunun çeşitli yerlerde ama bitki açısından, ama böcek açısından, ama şey açısından örnekleri zaten bilimsel olarak biliniyor. Adamlar yılanları bölgelerinden toplamışlar, satmışlar. Oraları fareler istila etmiş. Ya. Misal. Niye o oraya lazım? Tabii. Şimdi tabii tensil dediğimiz bir şey var. Şimdi bunu şey yapacak olursak mesela Amerika gibi bir ülkeye dışarıdan tohum madde sokamazsın. Çünkü evet. buradaki tohumdaki şeyler oraları ifsad eder, oraları bozar. Niye o orada hak ile şey yapılmış? Oraya da hak ile gitmesi lazım. Gibi çok şeyleri iyi. Var. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın yine yarattığı şeylerde düşün ki arpayı, buğdayı, mısırı, bilmem şu gedeoğlu, medeoğlu bozmalar hep işte bu ayetlere terstir. Hakka müdahaledir. Hakkı ifsad etmektir. Bunların sonucu da insanoğlunun felaketidir. Onun evet. için Cenab-ı Hak her şeyi yarattığını hak ile yaratmıştır. Olması gerektiği için yaratmıştır. Hakka müdahale insanlığın felaketidir. Şimdi bu diyor yine devam edelim. Mesela Rum suresi 8'de.
Kendi işlerinde hiç düşünmediler mi ki Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile belirlenmiş bir süre için oluşturmuştur. Şüphesiz insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı kesinlikle bilerek reddedenlerdir, inanmayanlardır. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Bu hakla yaratılmış olan varlıkları bozmaya sadece Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, hesap vermeye inanmayanlar müdahale ederler. Onlar yaparlar bunu. Evet, yine bak burada bir başka şeyde daha, ayette daha, onu şeyde göreceğiz. Evet, ve biz gökleri, yeryüzünü, aralarındaki şeyleri ancak hak ile oluşturduk. Hak ile. Ve elbette ki o kıyamet kesinlikle kopacaktır. Sen aldırış etme ve güzel muamele et. Evet, şimdi burada da gördüğümüz gibi bu şeylerin akıbetinden de İnsan bu olaylar görüyor, gerçekleşecek. Evet. Öyle mi? Hicr 85'te okuduğum ayet, kıyamet 36'da, yoksa o insan başı boş bırakılacağını mı sanır? Tabii, aynı mi? Evet, şimdi burada bu Cenab-ı Hak bu şeyi ifade ederken Ali İmran 190-194'te bakın, hak ile yaratıldığı noktasında bir ayetle bizi buradaki akıllı kulların üzerinden aydınlatır. Evet. Evet. Ayette buyurur ki o pasajda, göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşunda, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde elbette ayakta dururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan, göklerin ve yerin oluşturulduğu üzerine Rabbimiz sen bunu boş yere oluşturmadın, sen tüm noksanlıklardan arınıksın, artık bizi bağışla diyen, bizi koru diyen kullar için, ki mütefekkir orada evet, nitelikleri şey yapar. Tabii. Nice, tamam, kavrama yeteneği, iyiden iyiye kavrama yeteneği olan insanlar için nice alametler, nice göstergeler vardır. Evet, onu ifade edeceğim. Şimdi buradaki ifade edilen de şu, burada akıllı insanlar, tefekkür eden insanlar, varlıkları A'dan Z'ye, canlısıyla, cansızıyla hepsini inceleyen insanlar orada ne derler? Rabbena ma halakte haza batıla. Vardıkları sen nokta, Rabbim yarattın, sen bu şeyleri boş yere yaratmadın. Evet. Teslimiyet şeyi işte Ali İmran suresinde, tamam mı? Rabbena ma halakte haza batıla. Rabbim sen bunu boş yere yaratmadın. İkrar. Evet. Allah boş yere yaratmamış. Kesinlikle. Peki boş yere yarattığını söyleyenler kimler? He? Kafirler. Hayır, şimdi orada ayette ne diyor? Bu burada 20. ayette. Onun şey. Evet. Bu kafirlerin. Zalike zannullezine keferu. Vay anne. Evet. Bu onların zannı. Evet. Yani bilimsel bir şeye dayanmıyor. İnceledikleri zaman inceleyenler boş yere yaratmadın der. Tamam mı? 27'nin devamında değil mi? Evet, evet. Orada. Ancak bunun boş yere yaratıldığını iddia etmek evet, kimin işi? Evet. Kafirlerin işi. Kafirden işi oluyor. Kafirin evet, işi. Kafir dediğin zaman illaki inançsız olarak değil, bilimi, bilgiyi örten de kafirdir. Bilerek yapıyor bunu. Bilim, bak bu ayette Ali İmran 190-190, bilim ne diyor? Rabbena ma halakte basıra diyor. Evet. Çıkarığı için onu örtüyor, tamam mı? Bu boş boşuna yaksam da olur, yıksam da olur tabii, derken çıkarığı için, 3 günlük ömrü için dünyanın geleceğini de mahvedebiliyor. Bilerek çünkü yapıyorlar bunlar. Çünkü ahirete evet, inanmıyor. Öyle mi? Evet. İşlerine evet, gelmiyor. Bilerek yani. Onu öyle etti, biliyor. Evet. Burada evet, yine salihat işleyenlere evet, misal gösteriyor bu sefer de. Şimdi evet, devam edelim. 28'e. Yoksa iman eden ve salihati işleyenleri biz yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yapar mıyız? Yoksa Allah'ın koruma sandığı girmiş o kimseleri dini iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yapar mıyız? Bunu çeşitli şeyleriyle göreceğiz. Allah kesinlikle onları bir tutmaz. Tabii ki. Tamam. Onları bir. Dünyada kafire de şey yapar ama müminleri kayırır, müttakileri kayırır. Onlara da makamını, mekiğini evet, dünyada ve ahirette ihsan eder. Onları evet, ayırır. Ayırır. Onları adalet evet, onu gerektirir evet, zaten. Evet. Evet. Böyle bir tutmaz. Evet, şimdi devam edelim. 29. Bu temiz akıl sahipleri 29'a geldik, öyle mi? Evet. Temiz akıl sahipleri onun ayetlerini düşünsünler. Öğüt alsınlar. Şimdi bu ayette biz başka bir noktayı şey yapıyoruz.
Şimdi şöyle anlatayım. Bu ayette bir tedebbür sözcüğü vardır. Tedebbür. Arkalama mıydı? Evet. Şimdi tedebbür. Arkalama, arka arkaya getirme. Evet. Akıl sahipleri onu arka arkaya dizerek düşünsünler ve öğüt alsınlar diye. Tefekküre davet ediyor değil mi efendim? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak orada insanlığı tefekküre şey yapıyor. Bir de tedebbürde şöyle anlatayım. O kadar şeye gitmeyelim. Kur'an'ı anlayacağız mı? Tabii ki istiyoruz. Şimdi Kur'an'ı anlayacağız, işleyeceğiz değil mi? Kur'an'ı tedebbürle. Tedebbür arka arkaya dizme demek. Ayetleri gelişine göre, konusuna göre arkaya bir bir dizerek, merdiven yaparak okuyacak olursa öyle doğru dürüst anlarsın. Bir sonundan, bir ortasından, bir sağından, bir solundan şey yapsan hiçbir şey anlamaz. Evet. Şimdi öyle. Ve şimdi yine bu tedebbür sözcüğünü bir de Kur'an-ı Kerim'de nerede görüyoruz? Nisa 82'de. Orada da geçiyor. Evet. Orada da aynı şey görürüz ki bunlar Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar. Düşünme, bak arka arkaya getirerek düşünme diyoruz buna. Tabii ki. Arka arkaya getirir. Şimdi şöyle bir olay var. Tertiline, indiğine göre, düzenine göre, Allah'ın koyduğu düzene göre değil de Osman'ın yaptığı düzene göre görürsen ayetine göre ihtilaf bulursun. Evet. Halbuki Allah, onlar tedebbür etmiyorlar mı? Eğer ki tedebbürlü yaparlarsa bunun Allah'tan olduğunu bilirler. Eğer ki başkası yapsa da çok ihtilaf bulurlardı der. Evet. Tamam mı? Onun için tedebbür Kur'an'ı anlamada, Kur'an'ı yaşamada çok önemlidir. Tedebbür Kur'an'ı indiği şekle göre, suresine göre, ayetine göre düzgün bir şekle sokma, arka arkaya getirme demektir. Evet. Şimdi o sırada okursan Kur'an'daki gerçeği anlarsın. İşte ne diyor Cenab-ı Hak? Arka arkaya dizerek düşünsünler ve o alsınlar diye sana indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. Evet. Kur'an bereketli bir kitaptır. Bereket bolluk bu emrediliyor zaten. İnsanın dünya hayatına, manevi hayatına bereket katar, bolluk getirir. Bereket ama getirir. Akılla, fikirle onun uyarılıyor. Ama Kur'an'ın bereketini nereye getirdiler? Kur'an bereketli. Niye bereketli? Bir abimiz vardı, saygı duyduğumuz. Onun bazen esprileri yapardı. Allah'tan Allah razı olsun derdi. Yani çok şu Kur'an'ı göndermeseydi biz aç kalırdık derdi. Kur'an ticareti yapanları böyle kastederek. Şimdi Allah'ı, peygamberi işte böyle sömürerek bereket şey yapıyorlar. Bereket de ellerinden uçsun gitmiyorlar. Tamam mı? Kur'an'dan para kazanılmaz diyoruz. Onlar Kur'an'dan para kazanıyorlar. Maalesef. Tamam mı? Maalesef. Şimdi efendim, onlar bereketi o açıdan sektör hani, oluşmuş bu konuda böyle maalesef. Hani değerlendiriyorlar. Onu burada hani belirtmiş çok güzel, olayım. Çok güzel. Evet şimdi devam zaten ediyoruz. Zaten peygamberimize de ilk verilen emir tertil emri ifade ediyor değil mi? İşte efendim? Bu tertil işte dediğim gibi tertil düzgün birbirine karıştırmamak. Tedebbür de gelmiş şeyleri birinci nüsha geldi değil mi? 50 tane necim geldi diyelim. Evet. Necimleri arka arkaya iniş sırasına göre yapmak da tabii ki dediğim gibi tedebbürüdür. Evet. Zaten bunları, ayetleri tahlil ederken o siyak ve sibak dedikleri hususta bu oluyor. Ayetlerin yerinde olması. Yani tabii ayetler zaten yerinde olmasa kimse bir şey anlamaz ki. Doğru. Yani biz yani bu sureyi de hani başından yaparken hani necimlerini ayırdık şu ayetten şu ayete şöyle. Tabii. Bunlar birbiriyle bağlantılı değil. Ya. Şimdi bizim şu okuduğumuz yani ikinci yarıdaki konu ettiğimiz 27. ayetten bu yanaki olayın Mustafa'daki Eyüp'le çok alakası var. Hiç alakası yok. Eyüp'le ne alakası var? Davut peygamberle alakası var? Hiç alakası en son yok. Eyüp, İlyas onlarla ne alakası var? Onlar, bunlar apayrı bir necimdir. Ayrı bir şeydir. Ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken şeylerdir. Yani efendim bizim süremiz doldu bu haftaki yine. Çok çabuk geçiyor sürelerimiz. Bitti mi? Şimdi şöyle bir şey arz edeyim. Geçen bir program birinde fazla eksik yapılmış. Millet bana şikayet etti. o bir başka teknik nedenden kaynaklandı herhalde. Yani kısıt şimdi normal hakkımızı aldık mı? Aldık. Süremiz geçti. O zaman geçti. İzleyicilerimiz de müşteri olsun. Programda kısaltma yok. Normal programlı gibi gidiyor inşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun.
Çok i̇nşallah teşekkür ederiz. İnşallah devam etmek üzere inşallah. Allah razı olsun Allah efendim. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.